Of art on the economy. May I please kindly invite our keynote speaker, Mr. Yekta Kopan, author and voice actor and TV host Turkey, to the podium. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, yemekten sonra bizi dinlemeye gelenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Çok kısa bir açılış yapacağım. Açılıştan sonra sözü sahnenin sahiplerine bırakacağım. Biraz sonra bu sahnede Türkiye'nin kültür sanat dünyasının... Farklı dinamiklerinden çok önemli temsilcileri olacak ama isterseniz bugünkü konuşmayla ilgili bu çokça e, konuşulan, çokça tartışılan ve e, ekonomi konusundaki akillerin e, biraz daha uzaktan baktığı kültür sanat meselesinin ya da kültür meselesinin ekonomiyle ilişkisinin ne menen bir şey olduğu konusunda bir iki kelam edeyim izninizle. E, gelin e, şöyle yapalım. Fransa'ya gidelim. Fransa'daki öğretim sisteminin içinden bir örnekle başlayalım. Fransa'daki ilk öğretim okullarında ücretsiz olarak hizmet veren ve ücretsiz olarak eğitim yapan devlet okullarından söz ediyorum şu anda. Haftalık beslenme programları yapılıyor. Bu haftalık beslenme programlarının ne şekilde yapılacağına, çocuklara ne şekilde sunulacağına da okulun yöneticileri, veliler, devlet görevlileri sağlık görevlileri ve eğitimle ilgili bir takım insanlar katılıyor. Bir araya geliyorlar ve her hafta işte çocuklar protein mi alacak, karbonhidrat mı alacak, ne alacak, ne yiyecek bunun listelerini yapıyorlar. Bu listeleri yaparken bir konu var ki o konu olmazsa olmazı, o konuyu mutlaka gündeme alıyorlar ve mutlaka o konu bu listelerin yapılmasında tartışılmaz bir şekilde yer alıyor. O da nedir? okuldaki bir devlet okulundan bahsediyorum onun tekrar altını çizeyim okuldaki beslenme odasında salonunda bir dolap ve bu dolabın içinde Fransa'da üretilen peynirler var bu asla tartışılmayan bir konu o peynirler çocukların beslenme saatinde mutlaka beslenme tepsilerine tabaklarına aldıkları alabilecekleri bir ürün olarak duruyor Fransa'nın yerel peynirleri Çocuklar yerel peynirleri tadıyor, o peynirlerin hikayesini öğreniyor, o peynirlerin nasıl üretildiğini, Fransa'nın hangi bölgelerinde üretildiğini, üretilirken ne gibi dinamiklerden geçtiğini, ne gibi proseslerden geçtiğini öğreniyor ve Fransa'da ilk öğretim seviyesindeki çocuklar ülkenin peynir kültürüyle peynir kültürüyle çok erken yaşta tanışıyorlar. Ne oluyor peki? Bunun faydası ne? Bunun ekonomik karşılığı ne? Anlatmama gerek yok. Hepiniz anladınız ama altını çizeyim. Öncelikle o peynirlerin hikayesini biliyorlar. Kültürel süreklilik, kültürel devamlılık. Sonrasında o peynirlerin tatlarını biliyorlar. Kültürel uygulama. Sonrasında o peynirlerin tüketicisi oluyorlar ve belki yarın öbür gün üreticisi olmaya karar veriyorlar ama hiçbir şey olmadı diyelim. Üreticisi olmadılar. Çok da ilgilenmediler diyelim. İleri yaşlarda kendi ekonomilerini ellerine aldıklarında, Fransa'da bir markete gittiklerinde, bir şarküteriye gittiklerinde onu doğrudan satın alan insanlar oluyorlar. Ekonomiye doğrudan içerden sürdürülebilir bir katkıları oluyor. Diyeceksiniz ki biz kültür sanat dinleyeceğiz bu panelde. nereden girdiniz konuya? Tam da oradan girdim. Çünkü e, özellikle ekonomi dendiğinde ekonomi meselesine aslında savaş ama savunma diyor onlar. Her neyse savunma sanayi cephesinden bakanlar, ekonomi cephesinden bakanlar, enerji konusundan bakanlar, bütün bu konulardan bakanlar için kültür ve kültür sanat denilen şey birazcık başı okşanacak ailenin temiz aile çocuğu. Yani o da olsun bir yerde, bir kenarda dursun o da. Ama yani ne katkısı olabilir gelişmemize ekonomik gelişmemize ne katkısı olabilir yani ne kadar olabilir konserler verilir, sergiler açılır, kitaplar basılır, satılır, satılmaz işte bir şey yani olsun zevkli bir şey en sevmediğim tanımla renkli bir şey ne güzel renkli bir şey o da olsun hayatımızda ama biz çok daha önemli meselelerle uğraşıyoruz biz e, fosil yakıtlarla uğraşıyoruz biz tanklarla uğraşıyoruz biz bir e, ticaretle uğraşıyoruz Ya biz çok önemli şeyler yapıyoruz. Değil. Size gerçeği çok net söyleyeyim. Değil. Çünkü bütün bunların sürdürülebilir olması, konuşmaya başladığımdan beri üçüncü kere söylediğim bir kelime, sürdürülebilir olmasını sağlayacak şey o kültürel süreklilik, o varlığın, o coğrafyada, o kültürde, o dinde, o dildeki varlığının ne kadar önemli olduğunun kuşaktan kuşağa içerden aktarılması. Kültür dediğimiz şeyi sadece konserler, sergiler, paneller, televizyon programları, kitaplar, her neyse bunlarla sınırlı alacak olursak ne kadar geride kalacağımızı hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Kültür bir coğrafyadaki düşünsel varlığın sürekliliğiyle ilgili bir şey. O düşünsel varlığın içinde peynirler de var, yerel üretimler de var, bir müzik enstrümanının nesilden nesile doğal olarak yapılmasının aktarılması bilgisi de var. Ee, doğa var, hayvanlar var, hepsi var. O ülkenin, o coğrafyanın, o dilin, o dinin, o bilginin kültürel ortağı olma meselesi var. Biz eğer kültürel ortak olma meselesini algılayabilirsek zaten bunun ticari karşılığının, ekonomiye olan katkısının herhangi bir şekilde tartışılmasına gerek kalmayacak. Bu sahnede Özlemece geçen sene İKSV'nin araştırması doğrultusunda sayısal bir takım veriler vermiş. Sayısal verilere hakim değilim. Dolayısıyla onların müthiş nitelikli çalışması konusunda ahkam kesecek de değilim. Ama birazcık konuya hakim olduğum için ona ve kurumuna saygılarımla, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, biraz sonra bu sahnede olacak ee, çok değerli konuşmacılardan bazıları benim hatalarımı düzeltecektir hatalarım varsa eğer çünkü sayısal bazı şeyler de söyleyeceğim çok da abartmaya gerek yok. Türkiye'de ve İstanbul'da İstanbul ki Türkiye'nin katma değer sağlayan şehri bu katma değeri sağlayan şehrin ekonomik katma değerini sağladığı çerçevenin içindeki kültür sanat tüketicisinin sayısı ne yazık ki milyona bile ulaşmıyor. 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Milyona bile ulaşmayan bir kültür sanat tüketicisi Rakamından söz ediyoruz. Nedir kültür sanat tüketicisi? Basit bir şey. Ee, i̇şte ayda bir iki kitabı kendi isteğiyle ve gönüllü olarak bir kitapçıya giderek almaktan, bir veya iki konsere gitmekten, bir kere cebinden para vererek sinema bileti almaktan ya da tiyatro bileti almaktan bahsettiğimiz bir günümüz insanı, bir kültür insanından bahsediyoruz. Hangi filme gittiği, hangi kitabı aldığı değil burada çerçeve. Yani içerik değil, rakamsal bir şeyden bahsediyorum. Bu rakamsal şeyin karşılığını sağlayan bu ülkenin, bu şehrinde ki bu şehir aynı zamanda sadece ve sadece Türkiye'nin sayısal olarak ve coğrafik olarak diyelim ötesinde Avrupa'nın ve Asya'nın kesişme noktasındaki en önemli açıklayıcı şehirlerden biri. Dünyanın kültür algısını açıklamak açısından da çok önemli bir şehir ve bu şehirde, 400-500 bin kişi ile sınırlı bir kültür sanat tüketicisinden bahsediyoruz. Bunlar kendi içinde dönüşüyor zaten. Yani o kitabı alan aynı zamanda o sinemaya da giden kişi. Bunlar birbirinden ayrışmıyor. Kesişim kümeleri çok yoğun. Eğer siz kültür ve sanatla ilişkiyi sadece renkli bir çerçevede alır, Yaşamın çok ciddi konuları arasında e bunu da yaparsak ancak kendimizi geliştirebilir. Sevimliliği içinde tanımlamaya çalışır. Bunun gerçekten ve gerçekten dünya ile ilişki kurmak, dünyayı algılamak ve yeni dünya cümleleri kurmak konusundaki değerini göz ardı ederseniz, anlamaz ve anlatmazsanız bu rakam 300 400 binle sınırlı kalmakla e, sınırlı kalmayacak, azalacaktır bir yandan da. Çünkü yeni dünya dinamikleri bize iki tane tehlikeli fetişten bahsediyor. Hız ve büyüklük. Hız ve büyüklük. Bu iki tehlikeli fetiş bu rakamın sürdürülebilir ve kalıcı olması konusunda ekonomik bir deyimle açıklayalım bir nevi resesyon yaratacaktır. Tehlike kötü bir şey bu. Bu kötü bir şey. Çünkü e, bunu ben işte kültüre sanata değer veren aman da ne güzelmiş sergiye gidiyor bak elit bir takım bilgilerden bahsediyor adam olarak söylemiyorum. Gelin bu coğrafyanın e, gıda kültürüyle devam edeyim. Fransa ile başladım. Kastamonu yöresinde CS bulguru üretimi çok değerli bir üretimdir. Çok da güzel, çok da lezzetli bir şeydir. Henüz denememiş olanlar bulgurun en güzelini yemiş olacaklar onu yediklerinde. Ama hayır, onun kültürünün, onun üretiminin, onun bizim hayatla ilişkimizin, onun bizim coğrafy coğrafyamızla, doğamızla ilişkimizin bize neler kattığı Haydi bu salondakileri mutlu edecek şekilde söyleyeyim. Bize ekonomik olarak neler kattığı konusunda bile en ufak bir adım atmıyoruz. Bu büyük tehlike. Kültür sadece işte hep altını çizdiğim gibi bir takım renkli dünyaların birbirine aktarıldığı ve ancak bir takım elitlerin ekonomik olarak ulaştığı bir yer değil. Kültür bizi biz yapan her şey bizi biz yapan hikayelerin nesilden nesile aktarılması. Eğer ki bizler hikayelerimize sahip çıkıp her tür hikayeden bahsediyorum her tür hikayeden eğer ki biz bizi biz yapan hikayelerimize sahip çıkıp onu nesilden nesile aktaracak bilgi birikimine, belagat'e, insanlığa dokunma yeteneğine sahip değilsek gerçekten ve gerçekten hiçbir zaman Yeni bir ekonomik dilde oluşturamayız. Yeni ekonomik dil bugün eğer dünyada yüksek teknoloji ile kendini tanımlıyorsa ve eğer ki şu anda içinde bulunduğumuz ülkenin herhangi bir yüksek teknoloji üretimi yok ya da yüksek teknoloji üretimi ancak ve ancak ithal ettiği malın montajıyla yapabileceği bir ihracat olabiliyorsa ve bu yüzde 1.4'ler filan civarındaysa bu kültürel olarak yeni bir dil geliştirememekten kaynaklanıyor. Kültürel ve sanatsal olarak yeni bir dil geliştirip bunu bir sonraki nesle aktaramamaktan kaynaklanıyor. Hayal kuramamaktan kaynaklanıyor. Kültür bizim hayal kurmamızı sağlar. Kültürel süreklilik, sanatsal varlık bizim hayal kurmamızı ve yeni hikayeler anlatmamızı sağlar. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Ee, çünkü tek bir tehlike var. Kültürle çok uğraşan insanların çenesi düşük oluyor. Bende de öyle bir sorun var. O yüzden çok fazla zamanınızı almayacağım. Ben sadece bir çerçeve çizmeye çalıştım. O çerçevede biraz sonra bu sahnede, bu koltuklarda olacak insanlar... En derin bilgi birikimine, en derin anlatma yeteneğine sahipler. Son 53 saniyem. 53 saniyenin hepsini doldurmak zorunda mıyım? Erken kesebilir miyim? <laughs> Ee, onu doldurmak için oyalama yapmaya çalıştım. 42 saniyede de birazcık yürüyeceğim. Ee, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ekonomiyle bu kadar hemhal olmuş bir zirvenin içinde kültüre ayrıl ayrılmış zaman dilimini dinleyicisi olmak bence çok değerli. Bir yerden başlamak lazımsa, evet burası iyi bir yer. Ee, başlamak için burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Son 20. Şimdi ben sözü Deniz Adanalı'ya bırakacağım. Deniz Adanalı konuklarını kendisi e, takdim etsin istiyorum. Alkışlarınız bu önemli panelin moderatörü Deniz Adanalı için. Thank you very, thank you very much to Mr. Yekta Kopan, author and voice actor and TV host. May I please kindly invite Mr. Ershad Hürmüzlü, Honorary Board Co-Chair of International Cooperation Platform, to present the plug of honor to Mr. Yekta Kopan. Bir dakikanızı rica edeceğiz. Size bir plaket vermek istiyoruz. And as soon as we give our plaque, our moderator, Ms. Deniz Adanalı, will start. Ladies and gentlemen and our distinguished guests, our panelist, Contribution of Art on the Economy, and our moderator for this panel is Ms. Deniz Adanalı, Communication Consultant, Turkey. Mm -hmm. Teşekkürler Yekta. Çok enteresan bir yerden girdiniz. Yekta Kopan böyledir. Fevkalade ki, akıllı bir şeyler bulur, insana söyler. Sağ olun. Çünkü kültürün ve sanatın ne ilgisi var ekonomiyle diye hakikaten çok soruluyor. Ona çok güzel cevaplar verdi. Şimdi geçen sene çoğunlukla dizi sektörünü çok irdeledik. Müzik dediği gibi bütün o sanat dallarıyla uğraştık. Fakat sonra bu sene aklımıza geldi ki veyahut karar verdik ki mimari, iç mimari veyahut asıl yükselen değer tasarım bütün dünyada çok enteresan bir noktaya geldi. Bizde bile yavaş yavaş hakikaten endüstride tasarımsız bir e, ilerlemenin veya ihracatın olamayacağını anladık. Bakanlarımız konuşuyor. iş kadınlarımız, iş adamlarımız konuşuyor. Velhasıl bunlar da içine koyarak bir e, panel hazırladık. Şimdi söylendi ben tek tek rica edeyim bir kere yerlerimizi alalım. Ondan sonra da bir giriş yapayım. Sayın Nevzat Sayın buradalar. Türkiye'nin gerçekten doğru, doğru ve gerçek bir mimarıdır. Dinleyeceğiz. Seyhan Özdemir. Duymayan kalmadı. Otoban. Otobanı yalnız Türkiye'de değil, dünyada da dünya, pek e, duymayan kalmadı. Biraz sonra konuşacağız. Özat Birol. Bu dostumuz bugün Pera'nın başında ama çok güzel bir kültür adamıdır. Pek çok şey bilir, pek çok şey uygulamasını bilir. Mühim olan da o. Evet, Özalp Birol'dan sonra Pelin Opçin'i isteyelim. hiç hiçbir zaman olamaz. Adeta kültürde kurtarılmış bölgedir İKSV devam ediyorlar ve bugün bize Pelin çok daha yeni şeyler de söyleyecek. Tansa Ekşioğlu. Tansa Mermerci Ekşioğlu. Bu genç kadın e, dinlerken daha da iyi anlayacaksınız. Bir girişimci. E, rahat rahat oturup pek çok dostları gibi giyimdi, gezmeydi vesaire düşünebilirdi. Ama onun yerine çok ilginç bir olaya el attı. Genç sanatçıları yetiştiren bir yer oldu. Spot. Onu da güzel güzel dinleyeceğiz. Kim kaldı? Galiba tamamlandınız mı? Bir ol, güven. Ay yok yani unutur muyuz canım? Geçen seneden beri dizi diyoruz boyuna. Yalnız dizi değil tabii. Film de yaptı. Onları da konuşacağız. Şimdi efendim e, hakikaten güzel bir şekilde giriş yaptık. Nasıl bir kültür e, edilen memleketin insanlarının ileriki zamanlarda direkt bir ticarete ve direkt bir e, endüstriye girsin girmesin ne kadar yararlı olacağı süre, süre süre gelen bir kültür olması dolayısıyla da ülkelerine neler getireceğini söyledi Ekza Kopan. Şimdi onun dışında benim bir iki ufak ilavem olacak. Yıllar yılı çocuklarımızı yetiştirirken, biz de yetişirken gayet ilginç bir tarz vardı. Aman çocuğum yapma. Ne yapıyorsun? Dersine çalış. Niye kitap okuyorsun? Niye roman okuyorsun? Şiirle. Oho ne yapacaksın sen böyle hep şiire merak sararsan? veyahut futbola, özellikle futbola ama spora meraklı çocuklara da inatla topçu mu olacaksın? Aç kalırsın vallahi. Bunu hep duyduk, böyle geliştirildik. Ve böyle de spor yapmadı Türk insanı uzun süre. Jimnastik derslerine genellikle rapor alır girmezdik. Kültür sanat böyle bir şey konuşmadık. İyi kötü kitap okuduk. Neyse buna rağmen hele bilhassa çizgi roman, çizgi roman. Onlara el atarsak felaket de halimiz. Dersine çalışmıyorsun bunu yap. Halbuki şimdi American Literature, Amerikan edebiyatında çizgi roman yani comics, chronicles artık ders olarak okutuluyor. Yetmedi bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde de şimdi ders olarak okutuluyor. Bir Japon e, kendi çizimi vardı. O çizimden heykeller üretti. Milyonlar kazanıyor. Enteresan bir dünya oldu. Çok değişti. Onun için tasarım mesela çok öne geçmiş vaziyette her konuda. Bunu e, herhalde e, otobandan gelen sevgili arkadaşımızla, Seyhan'la görüşeceğiz. Köprüler bile artık köprüler. Dünyada sanat eseri. Nevzat Bey'le çok güzel konuşacağız bu konuyu. Artık bir noktadan öbürüne geçmek için değil köprüler. Sanat eserleri olarak inşa edildiği için turist çekiyor, o ülkeye prestij sağlıyor ve para kazandırıyor. Şimdi burada bir not almışım. Dünya çapında lüks ve prestij olarak gösterilen Cross kalemleri. Tabii artık kaleme ne ihtiyaç var diye konuşan çok büyük bir genç zümre varken kulakları çınlasın. Hala çok iyi satıyor. Cross ve dünyada ismi var. Fakat son duyduğum beni çok şaşırttı. Şu dünyadaki bütün savaşlarda felaket bir şekilde kullanılan Kalashnikov denen bela diyeceğim yani. Onlar varken kalkmış adamlar bunları toplamış, eritip kalem yapmış. İlginç değil mi? İronik değil mi? <laughs> Ama yani silahı kaleme çevirme e, bence büyük bir zeka ve çok iyi bir tasarım. Sana bu soruyu soracağım Seyhancığım ne düşünüyorsun diye. Bana çok ilginç geldi. Müzeler memleketlere nereden para kazandırırmış derler. Tam tersine para götürüyor derler. Özel Bey herhalde bunun cevabını bize güzel güzel verecek bir mücevheri andıran küçük fakat çok doğru bir şekilde yürüyen Pera Müzesi'nden de bol bol bahsedeceğiz zannediyorum. Tansa Mermerci Ekşioğlu. Bu genç hanım farkındalığı sanat açısından farkındalığı arttırmak ve genç sanatçıları desteklemek için Spot ismi altında çok ilginç bir grupla yan yana gelip bir şey kurdu. Şimdi olay sadece acaba genç sanatçıları desteklemek ama nasıl desteklemek ve onun sonucunda da ...ülkeye hem sanatsal açıdan... ...hem sanatın getirebileceği... E, ...ekonomik açıdan neler kazandırıyor... gene kendisine soracağız. Birol Bey her zamanki gibi... E, ...film yapar... ...dizi yapar... ...inanılmaz miktar dizi yapıldı... 2000 bin kadar... E, ...senaryo... ...yazmış durumda... ...Çocuklar Duymasın diye bir dizi yapıldı ki tekrarları bile hala çok iyi seyirci çekiyor. Ama sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bu sanat grubundaki kişileri yan yana getiren, topluluklar kuran, foundations dediğimiz kurum kuruluş haline getiren ve bunların başında bazen kurucu üye, bazen üye, bazen de başkan olarak memleketine çok büyük yararları olan bir arkadaşımız. Bugünlerde dizi sektörü nerede? Uzun metraj film sektörü nerede? Onları da kendisinden öğreneceğiz. Çok affedersiniz uzunca bir süredir sağlıksız bir havadan sonra buradaki arşınızdayım bir lokma su alacağım. Özür dilerim. Unuttuğum kimse oldu mu? Herkesi takdim ettim mi? Yapabilirim çünkü biraz kafamda ağrıyor. Şimdi bu arada ben tamamlayayım çünkü pardon Pelin'den bahsettim, İKSV'nin sevgili Pelin'inden bahsettim ve e, gör, belki detaylı bahsetmedim onu takdime yani kendini takdime bırakmıştım. Pelin görsel sanatlarla ilgili pek çok şeyin içinde olduğu için İKSV'den, Caz Festivali'nin de direktörü olduğu için bize e, bu görsel hayatımızda ne türlü bir e, yeniliklerle karşılaşıyoruz, dünyada ve Türkiye'de neler oluyor herhalde en iyi şekilde e, söyleyecektir. E, ama kendisini takdim ederken bir kere daha bunları anlatacağım ve de soracağım. Sorularım olacak hepsine zaten. Şimdi Türkiye'nin geleceği ben tamamlayayım şöyle. Türkiye'nin geleceği kültür üretebilmesine bağlıdır diyoruz. Gerçekten de kültür yolu sanata verilen değer ve destek herhalde bizi çağdaş dünyaya bağlayan en büyük çapa. Sadece ekonomik getirisiyle değil, her anlamda medeni dünyanın bir parçası olmak için bize çok gerekli. Ülkemize bir süredir gerçek bir finansal girdi sağlayan bu dizi sektörünü çok önemsemek lazım. Sadece dinleyip geçiyoruz ama e, çok büyük paralar girmeye başladı Türkiye'ye bunun üzerinden. Yalnız e, tutmayan diziler çok fazla oluyor. Onları da neden tutmadığını belki anlatabilmek için ilgililere bizler de şikayetlerimizi direkt olarak yayın kanallarına, bildirmek görevindeyiz diye düşünüyorum. Evet, ben şimdi bırakmak istiyorum. İlk burada gördüğüm Özalt Beyefendi'yi rica edeyim ve kendisinden müzelerle ilgili konularımızı açmasını isteyeyim. Yerinizde veya burada. Nasıl isterseniz. Yerinizde, Nasıl isterseniz. Evet, isteyen arkadaşımız buradan, isteyen arkadaşımız kendi yerinden konuşabilir. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. <laughs> evet, ben özel bir olum, ee, Suna ve İnan Kıraç Vakfının Kültür ve Sanat İşletmelerinin Genel Müdürüyüm. Ee, Pera Müzesi bizim Kültür ve Sanat alanındaki girişimlerimizin ilki, ee, yönettiğim kurumlardan biri. Ee, dolayısıyla size ee, müzecilik bağlamında Pera Müzesi özelinde bir takım şeyler söyleyebilirim. Ancak uzun yıllar ticari yöneticilikte yaptığım için ekonomi ile sanat arasındaki ilişkiye e, ilgi duyabileceğinizi düşündüğüm küçük bir takım açılımlar getirmek istiyorum. Eminim benden sonra konuşacak arkadaşlarım da e, geniş bir yelpazede kendi deneyimlerini ve değerli görüşlerini sizlerle paylaşacaklardır. Şimdi önce